Çocuklar! Çocuklar! Ben size ön bahçede top oynanmayacak demedim mi? Hocam o geçen seneydi. Geçen seneki bütün yasaklar bu sene içinde geçerlidir. Hadi bakalım giyinin, hadi hadi. Bu Mahmut Hoca da suyunu çıkarmaya başladı. Ağzımızın tadını iyice kaçırdı yani. Sigara içme, top oynama, iyi be. Beyler, sigara içmek isteyen var mı? Salak mısın be? Mahmut Hoca sigaralarla toplamalı mı? Bakın, buna sigara derler. Hem de en alasından. İçecek yer olmadıktan sonra neye yarar ki? Oğlum, helal yasak, tavan arası yasak ama bodrum yasak değil ya. Tabii. Hadi gelin benimle. İyi hoş ama biz bütün sene bu bodrum katında mı sigara içeceğiz? Ne yapalım oğlum, Mahmut Hoca'dan rahat yok ki. Top oynamak yasak, sigara içmek yasak, iyi be. Ne olacaktı, 40 yıllık Mahmut Hoca bizim için huyunu mu değiştirecekti? O 40 yıllık Mahmut Hoca'ysa biz de 40 yıllık ababam sınıfıyız. Peki ama ne yapacağız? Dişimizi göstereceğiz. Nasıl? Nasıl? Yarınki Fener maçına kaçacağız. Veysel Efendi kapıdan bırakır mı? Ya başımızda bir hoca olursa? Hangi hocayı kandırabiliriz ki? Semra Hoca ne güne duruyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Oturun. Oturun diyor kendileri. Bu çelengin işi ne sınıfta? Gitmiyor muyuz hocam? Nereye? Mezarlığa. Ne işimiz var mezarlıkta? Aşk olsun hocam. Koskoca edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü nasıl bilmez? Bugün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü müydü? Tabii bizim edebiyat bilgimiz biraz kıttır ama bir tek şeyi çok iyi biliriz. Şairlerin ölüm tarihlerini. Sizden iyi olmasın ama eski edebiyat hocamız bu işlere çok meraklıydı hocam. Ömrümüz mezarlıklarda geçti. Bana başka bir günmüş gibi geliyor. Her neyse, ben gidip Mahmut Bey'e haber vereyim. Hocam, Mahmut Hoca'nın haberi var, çelengi bile kendisi yaptırdı. Peki öyleyse, buyurun gidelim. Kapıyı Veysel Efendi. Hayrola hoca hanım, nereye gidiyorsunuz böyle? Tevfik Fikret'in mezarını ziyaret. Yakınız mıydı efendim? Başınız sağ olsun. Hayrola Mahmut Bey, hababam sınıfını merasime mi yolladınız? Ne merasimi efendim? Vallahi biraz evvel Semra Hoca önde çıkıp gittiler. Ya. Ya. Beni de çok güzel selamladılar, hoşuma gitti. Ama böyle merasimlere kız çocuğu yerine benim gitmem daha muvafık olmaz mı? Biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nda... Mahmut Bey. Buyurun Akil Bey. Hababam sınıfı gene yerinde yok galiba. Acaba ben derslerimi karıştırdım? Karıştırmadınız Akil Bey, karıştırmadınız.